Şimdi Afrin Harekatı devam ederken Amerikan basının gündeminde ne var peki? Amerikan basını Trump yönetiminin YPG ordusu kurma planını tartışıyor hali hazırda. Beyaz Saray kendi ülkesinden de tepkilerin hedefinde aslında böyle söyleyebiliriz. Şimdi Rus basınındaysa Moskova'nın Afrin operasyonuna yeşil ışık yakma nedenleri tartışılmaya devam ediliyor. Peki nasıl bir cevap var? Verilen cevap şu: Türkiye'nin Rusya için kaybedilemeyecek kadar önemli bir ortak oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ordusu kurma planı Amerikan basınında da tepkilere yol açtı. New York Times gazetesinde yayınlanan makalede Trump yönetimi eleştirildi. Sınır güvenlik gücü görünüşte DAEŞ'e karşı koruma sağlamaya yönelikti ama tek sonucu Türklerin düşmanlığı oldu. Çünkü Türkiye bunu tehdit görüyor denildi. Ayrıca Ankara'nın Washington'u geri plana atarken Moskova ile ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekildi. New York Times'a konuşan eski FBI ajanı Ali Sufan ise YPG ordusu planının risklerine vurgu yaptı. Sufan, Amerika Suriye'de çok ince bir çizgide yürümeye çalışıyor. Ya Peşmerge'ye yaptığı gibi YPG'den de desteğini geri çekecek ya da NATO üyesi Türkiye ile çatışmaya girecek ifadelerini kullandı. Rus basınının gündeminde ise terör örgütü YPG'nin Rusya bize ihanet etti açıklaması var. Rus köşe yazarları suçlamanın temelsiz olduğu görüşünde. Zira Rusya'nın YPG'ye hiçbir vaatte bulunmadığını belirtiyorlar. Vızıklıyat gazetesi Moskova'nın Suriye krizi boyunca Kürtlerin ayrılıkçılığa yönelmesine karşı çıktığını yazdı. Makalede Rusya Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesine de karşı çıktı. Ayrıca Kürtlerden Amerika'nın bağımsızlık vaatlerine kanmamasını istedi. Kürtler hiçbir zaman bağımsızlık elde edemeyecek. Buna Türkiye ve İran izin vermez ifadeleri yer aldı. Rus basınında tartışılan bir diğer konu da Moskova'nın Afrin operasyonuna neden yeşil ışık yaktığı. Rus Orta Doğu uzmanı Yelena Spunina, operasyona karşı çıkmak Türkiye'yi kaybetme riski içeriyordu. Oysa Rusya için Türkiye zaruri bir ortak. Rusya Soçi zirvesi öncesi Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyor dedi.